Bismillahirrahmanirrahim. Bu fıkra dahi müsveddeye girdi. Daha çıkarmadık. Hapisteki kardeşlerime yazdığım bir mektuptu. Bismillahirrahmanirrahim. Sorgu hakimi beni isticvab için çağırdığı gün, yani bir efendim sorgu sual için çağırdığı gün, ben kardeşlerimi nasıl müdafaa edeyim diye düşünürken, kardeşlerimi nasıl müdafaa edeyim diye düşünürken, İmam-ı Gazali'nin Hizb-ül Masum, Masum'unu açtım. Birden bu gelen ayetler nazarıma göründü. Ne abi o Hizb-ül Masum? Yani Hizb-ül Masum diye koruma hizbi. Şeyin. Hocam yazdı onu. Evraz'da var. Evraz. Ve onu okuyunca da hakikaten Cenab-ı Hak koruyor, muhafaza ediyor. Adâ'nâ len yesulü ileynâ bin nefsi ve lâ bil vâzıtâdî lâ kudrete lehum ve lâ îsâli sûl bi hâlim minel ahval diyor. 11 defa tekrar ediyor. Evet, bak işte anlatırsın. Bu Hizb-ül Masum var, Hizb-ül Fasîl, Hizb-ül Bahr var. Hizb-ül Bahr, İmam Şazeli'nin. Evet, İmam Şazeli'nin, evet. Çok şeyler var. Bizim Evrad-ı Nuriye'de var Hizb-ül. Bak Üstad Hazretleri diyor ki İmam-ı Gazali, ben kardeşlerimi nasıl müdafaa edeyim diye düşündüm. İmam-ı Gazali'nin Hizb-ül Masum'unu açtım. Birden bu gelen ayetler nazarıma göründü. اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا. Bak tam ayet-i kerime. Allah-u Teala müminleri, iman eden müminleri müdafaa ediyor. يَسْعَ نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ. Onların nurları, evet nurları sağlarına ve sonlarında nurları vardır. Allah hafizun aleyhim. Allah-u Teala onların muhafızıdır. Tuğba lehum. Ne mutlu onlara. Baktım ki birinci ayet şeddeler sayılsa, meddeler sayılmazsa, emenudaki vav dahi meddedir. Makam yüfrisi ve ebcedisi 1362 eder ki tam tamına bu senenin hicri aynı tarihine, bu senenin aynı tarihine ve bizim mümin kardeşlerimizi müdafaaya azmettiğimiz zamanına hem manası hem makamı tevafuk ediyor. Elhamdülillah dedim. Benim müdafaama ihtiyaç bırakmıyor. Sonra hatırıma geldi ki netice ne olacak diye merak ettim. Gördüm ki Allahu hafizun aleyhim tuğba lehum. Allah-u Teala onların muhafızıdır, muhafaza eder. Ne mutlu onlara. Buradaki iki cümle tenvin sayılmak şartıyla makam-ı ibrisi aynen 1362 eğer bir medde sayılmazsa 1363 eder. Diğer o medde dahi sayılsa tam tamına hıfz-ı ilahiye pek çok muhtaç olduğumuz bu zamana ve bu senenin gelecek senenin hicri aynı tarihine tevafuk ederek bir seneden beri büyük bir dairede ve geniş bir sahada aleyhimize ihzar edilen, hazırlanan deşte bir hücum karşısında mahfuziyetimize, yani mahfuz edileceğimize teminat ile teselli veriyor. Risale-i Nur'un bu hadisede daha parlak fütuhatı memurin dairesinde bulunmasından şimdiki muvakkat tevkif bizi meyus etmez ve etmemeli. Vahid-i Kübra'nın tabı sebebiyle müsaderesi onun parlak makamına ve nazar-ı dikkati bir her taraftan ona çevrilmesine bir ilahname telakki ediyoruz. Men âmene bil kader emine minel keder. En güzel düstur ve tesellidir. Kadere iman eden kederden emin olur. Bu teslimiyetle beraber gayet kuvvetli bir tesanüde ve birbirinin kusuruna bakmamaya ve Risale-i Nur'a karşı alakayı gevşetmek değil, belki de daha ziyade kuvvetleştirmeye şiddetle ihtiyacımız var. Ben görüyorum ki, biz, bize hücum edenler en ziyade
tesadüfümüzü bozmak istiyorlar. Ve en ziyade bana karşı ihanet derecesinde hürmeti kırmaya çalışıyorlar. Göya Risale-i Nur'a karşı hürmet benden ileri geliyor. Beni kırmakla o kırılır diye divaneliklerinden zannediyorlar. Hem şiddetli bir surette konuşmaktan beni men ediyorlar. Ta ki hakikat-i mesele anlaşılmasın ve Risale-i Nur sussun. O bedbahtlar bilmiyorlar ki benim zayıf dilimin susmasıyla etrafta binler kardeşlerimin kuvvetli dilleri ve Risale-i Nur'un memlekette intişar eden binler nüshalarının parlak lisanları konuşuyorlar. Ve susmazlar ve susturulmazlar. Hakikaten bu kadarıyla dünyanın birçok yerlerinde dershaneler, mesela Tasubiriye'den tutun şeye kadar, Türkiye Cumhuriyetler'de, ondan sonra efendim, bütün doğu, uzak doğuda, tavuşlu buraya kadar her yerde dershaneler var. Biz onların bütün tazdik ve sıkıntı vermelerine karşı iman-ı tahkiki kuvvetiyle ve sırrıyla kabre iman ile girmek. Demek ki Risale-i Nur aynı zamanda öyle bir Cenab-ı Hak insan ediyor ki Risale-i Nur okuyan, onunla iştigal edenler kabre iman ile giriyorlar. Ve şirket-i maneviye ile her birimiz yüzer lisanla dua ve tesbihat ve amal-i saliha yapmak olan iki kutsi ve cihan değer kıymetli ve medar-ı sürur kazancımızla mukabele edip geçmiş zahmetlerin sevaplarını ve manevi lezzetlerini ve gelecek meşakkatlerin hazırda yokluğunu düşünerek yalnız hazır saatteki musibete karşı sabır içinde şükretmeliyiz. Biliyorsunuz Hüsnü Hazretleri bana iki müjde verildi diyor. Birisi bu nur talebeleri imanla kabre giderler diyor. Cenab-ı Hak imanlarını, Risale-i Nur'u çok okudukları için iman kuvvetleniyor ve imanla ki en büyük bir saadet bu düşünün. İmanla kabre gitmek artık kurtuluşta manasına geliyor. İkincisi şirket-i manevi hurebiye ile bütün nur talebelerinin kazandıkları sevaplar, kazandıkları hayırlar yekün oluyor. Her bir sadık halis kardeşin hasenat defterine umumu geçiyor. Cenab-ı Hak rahmetiyle bölmüyor. Yani diğer fabrikalardaki gibi %10, %20 hisse değil. Cenab-ı Hak nuru böl. Mesela burada diyelim ki 10 lamba var değil mi? 10 lamba, herkes benim 10 lambam var diyebilir. O halde o 10 lambanın ışığı kendi hasenat, yani binlerce nur talebesinin yapmış oldukları bütün hasenat, hayrat, güzel hizmetler, okumalar filan hepsi yekün oluyor. Her bir halis sadık kardeşin hasenat defterine bütemamiha geçiyor. İşte burada şart olarak ihlas ve sadakat gösteriliyor. Yani doğrudan doğruya herhangi bir dünyevi menfaat için değil de makam mevki dünya değil, sadece Allah rızası için bu dairelerine. İkincisi de sadıkane olarak böyle devam etmek. Ve Cenab-ı Hak bu muazzam, düşünün bir Kadir Gecesi'nde belki 1000 kişi, en azından 1000 kişi Kadir Gecesi'ni arıyor. Belki 10.000, 20.000 kişi çünkü dünyada şeyler. Diyelim ki bunun 1000 tanesi, 10.000'den, 150.000'den 1000 tanesi buldu. 1000 tane Leyla-i Kadir her bir sadık halis kardeşin hasenat defterine giriyor. Ve ben bunun şeysini de bizzat müşahede ettim. Yani bazı ahir nefeslerinde bazı kardeşlerin müşahede ettim. La ilahe illallah diyerek gittiler. Yani bir şey var. Yani hakikaten yani onun için bu en büyük bir kazanç, düşünün. Yani Cenab-ı Hakk'ın en büyük lütfu ilahisi imanla gitme. İmanla gitti mi artık o kurtuluşa gidiyor demektir. Abi şu mahşer yolculuğundaki şey vardı ya, bugün anlattığınız rüya, o çok manidar. Hangisi? Hazreti Ali, Abdülkadir Geylani Hazretleri muhafaza ediyorlar falan.
Üstad düşenleri topluyor falan. Ne ya? Şimdi Efendim Üstad Hazretleri diyor ki siz diyor Risale-i Nur'u okuyun. Yani onu kendinize bir şey edin. Daima efendim bunu okumak ihtiyat edin. Ve nur talebesi olarak gelin. Ahirette benim omuzumun yükü olun diyor. Ve bu böyle bir bizim Köprüköy'lü bizim Nizamettin Hoca var. Çok ihlaslı bir kardeş. O rüyayı bilmem anlatmıştım ama burada anlatmadım herhalde. Hemen bir rüya görüyor. Prostat'tan ameliyat oluyor. Ve işte İstanbul'un yakınlarındaki bir şeyde, hastanede. O zaman işte efendim bu bir tane kardeşimiz var. Kendisi şeyci, bu cerrah. Onu çağırıyorlar. O prostat ameliyat ediyor. O beni de o ameliyat etti. Ondan sonra tabii bıçak parasını da alıyor gidiyor. Halbuki bir hafta onun tedavisi çok ağır bir ameliyat. Bir hafta onun hiç olmazsa tedavi etmesi lazım. Yine çekmiş gitmiş. Efendim ondan sonra abdestsiz, namazsız hiç bir doktor gelip tedavi ediyor. Tabii o da bizim Nizamettin Hoca da üzülüyor, kızıyor biraz. Kardeşler ziyaret ederken kitap götürüyorlar. Kitapları gelen efendim misafirlere veriyor. Bu bir gençlik rehberi, hanımlar rehberi kalmış. O da doktor bey diyor, sen de bu gençlik rehberini al. Bu hanımlar rehberini de sizin hanıma ver, o da olur. Gidiyor eve. Ondan sonra çocuklar topluyor, gelin bakalım diyor. Bu bir hasta. Hoca efendi bize bu kitabı verdi, bakın bir okutalım, okutalım neymiş falan diye. Oturuyorlar okuyor. Cenab-ı Hak bir nur, bir hidayet veriyor. Ya diyorlar ki hakikaten şimdiye kadar biz böyle Müslümanız, hiç namaz falan yok. Ve Cenab-ı Hakk'ın hidayetiyle hepsi birden namaza başlıyor. Eve bir nur giriyor böyle muazzam bir şey. Bir iki gün sonra geliyor hocanın elini öpmeye. Hocam diyor, ben senin doktor değil, sen benim doktorum. Şimdi evimize nur girdi, İslam girdi, hepimiz namaza başladık. Şimdi o hemşirelere birer birer güzel. Bir tane hemşire inatçı bir şeymiş, biraz şey böyle artık ne diyeyim. Küfür inadisi olan. Bu hoca gerici, yobaz nereden geldi falan diye kızı böyle hakaret ediyor. Ondan sonra gece rüyasında